Arkadaşlar yeniden merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıfların 8. ünitesiyle devam ediyoruz. Bu ünitede Bookworms yani kitap kurtları adlı bir ünite. Bu ünitede başlıca önemli kelimeleri sizler için derledim. Ardından past tense'in konu anlatımıyla devam edeceğiz. 7. ünitede hatırlayın bir kısmını anlatmıştık sizlere. İsim cümlesi, fiil cümlesi diye ayrılıyor. Bugünkü videomuzda da yine past tense'in geri kalan kısmıyla devam edeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle her zaman olduğu gibi kelimeleri sizler için toparladım. Onlara şöyle bir hızlıca göz atalım. Bu kelimeler önemli çünkü İngilizcesini ve Türkçesini karşılıklı olarak verdim. Bunlara göz atmakta fayda var. Information, bilgi. Bookshelf, kitaplık. Classmate, sınıf arkadaşı. Guitar, gitar. Borrow, ödünç almak. Clock, saat. Find, bulmak. Bag, çanta. Buy, satın almak. Aquarium, akvaryum. Enlighten, aydınlatmak. Painting, tablo. Darkness, karanlık. Racket, raket. King, kral. Teddy bear, oyuncak ayı. Give up, bırakmak, kurtulmak anlamları var. Lamp, lamba. Call, aramak. Ve look for, yine aramak anlamında. Yalnız call for, telefonla aramak anlamında. Look for, herhangi kaybedilen bir eşyayı aramak ifadesi var. Book types, yani kitap çeşitlerinden de bahsedelim arkadaşlar. Çünkü konumuz kitap kurtları. Kitap çeşitlerinden özellikle bu ünitede neler var görüyorsunuz. Novel, roman, newspaper, gazete, magazine, magazin, dergi, e-book, yine online kitaplar olarak ayırdık sizler için. Diğer kelimelerimize de bakalım. Ice skating, buz pateni, hurt, acıtmak, incinmek, incitmek, land, ödünç vermek, snack ise birkaç lokmalık atıştırmalık yiyeceklere söylüyoruz arkadaşlar. Devam edelim kelimelerimize. Suddenly, aniden. Story, hikaye. Organize, düzenlemek, tertip etmek. Dictionary, sözlük. Bookworm, kitap kurdu. Zaten ünitenin başlığı hatırlayın. Author, yazar. Visit, ziyaret etmek. Borrow, ödünç almak. Look up, sözlüğe bakmak şeklinde. Peki bu ünitede geçen yerlerden de bahsedelim. Place, library, kütüphane, museum, müze, kiosk, bu enteresan ilginç bir kelime, kiosk, büfe, living room, zaten biliyoruz oturma odası. Ünitede geçen yine important expressions yani önemli ifadelerden de bahsedelim arkadaşlar. Don't worry, endişelenme, merak etme. Hello, Hakan is speaking. Merhaba, Hakan konuşuyor. Oh, get well soon. Oh, geçmiş olsun, hastalara söylenir. I am happy to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. How do you feel now? Şimdi nasıl hissediyorsun? I feel better. Daha iyi hissediyorum. Oh, really? I am happy about it. Gerçekten mi? Bunun için sevindim. Really? I am sorry about it. Gerçekten mi? Bunun için üzüldüm şeklinde karşılıklı diyalog ifadeleri var. Evet arkadaşlar, konularımız daha doğrusu yeni başlıyor. Kelimeleri sizler için şöyle bir toparlamıştık. Şimdi ise asıl past tense konusunun ikinci kısmı, daha doğrusu detaylı bir şekilde anlatılım kısmına geçeceğiz. Biz past tense'i isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ayırmıştık hatırlayın. Past tense'in isim cümlesini ve fiil cümlesini anlatmaya çalışacağım tekrardan. Ama şu açıklamaları bir okuyalım. Geçmişte tamamlanmış, gerçekleşmiş, bitmiş durum veya eylemlerden bahsederken, bakın arkadaşlar, durum veya eylem diyor. Biz bunu zaten ikiye ayırıyoruz İngilizce'de. Biri isim cümlesi, biri fiil cümlesi şeklinde. Buna dikkat edelim. Durum veya eylemlerden bahsederken bu zaman kalıbı kullanılır. Bu zaman kalıbında kullanılan iki farklı cümle yapısı vardır. İki farklı cümle yapısı. Dikkat edin, biri isim cümlesi, ikincisi fiil cümlesi demiştik. Evet arkadaşlar, isim cümleleriyle şöyle bir başlayalım. Nedir bu isim cümlesi? Adı üstünde, içinde isim veya sıfat olacak
fiil olmayacak. Bunun altını çiziyorum. Fiil olmayacak. Fiilin olmadığı cümlelere biz yardımcı fiille yapılmış isim cümleleri diyoruz. Eylem, mekmak içermeyen olumlu cümlelerde. Bakın eylem içermeyecek. Gelmek, gitmek, yemek, içmek gibi fiil olmayacak. Böyle olumlu cümlelerde özneye was ya da were yardımcısını kullanarak cümle oluşturacağız. Hatırlayın biz isimleri, özneleri çoğul ve tekil diye ayırmıştık. Bunları artık biliyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu var. I önceden çoğul grubunda sayılırken burada tekil grubunda sayılacak. Yani I, he, she, it, Ali, Veli gibi isimler tekil grubunda. You, we, they, Ali and Veli gibi iki isim olmak şartıyla çoğul grubunda olacak. Tekillerle was yardımcısını, çoğullarla were yardımcısını kullanacağız. Birazdan şemada da göstereceğim. Olumsuz cümle yapısında ise wasn't ya da weren't. Bunlar biliyorsunuz was not veya were not'ın kısaltılmış hali. Bunları kullanacağız. Soru cümlesinde ise yine öznesine göre tekil öznelerle was, çoğul öznelerle were kullanacağız ama bu yardımcı fiilleri öznenin de önüne geçirerek soru yapacağız. Tüm yardımcı fiillerde aynı kural geçerli zaten. Öznenin önünde başta yazıldığı zaman cümle soru haline dönüşüyor. Evet arkadaşlar, bu dediğim was were meselesini şema üzerinde göstermeye çalışalım. Bakın burası pozitif, yani olumlu cümle. Burası olumsuz cümle, burası da soru cümlesi yapısı. Şöyle ayırdığımızı düşünün, birbirine karıştırmayalım. Bakın olumlu cümlede tekil özneleri görüyorsunuz. Tekil. Bir de aşağıda çoğul öznelerimiz var. Bakın bu çoğul özneleri mutlaka ayırmışızdır zaten şu ana kadar. Tekillerle birlikte arkasından was, çoğullarla birlikte arkasından were yardımcısı kullanılacağını aklımızın bir köşesine yazalım. Bu bizim olumlu cümlemiz. I was, he was, she was, it was dediğimiz gibi you were, we were, they were diyeceğiz. Tek farkı bu. Olumsuzda da aynı şekilde yine tekil öznelerle birlikte wasn't, çoğul öznelerle birlikte weren't kullanılıyor. I wasn't, I weren't diyemiyoruz. Dikkat edin. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Bunlar burayı etkiler, ilgilendirir. Burada ise you were, they were, we were şeklinde kullanıyorduk. Şimdi de olumsuz halini we weren't, you weren't, they weren't, I wasn't, he wasn't şeklinde şema olarak ayırdık. Soru cümlesinde de buradaki yardımcı fiillerin, bakın cümlenin öznenin de başına geldiğini görüyoruz. Bu durumda işte bir soru yaparız. Ama yine tekil özne, çoğul özne ayrımını yapmamız lazım. Yani was, I'dan önce, he'den, she'den, it'den önce gelirken were ise you'dan, we'den ve they'den önce gelecek. Buna dikkat edelim. Soru üzerinde görmeye çalışalım. Olumlu, olumsuz hallerine bakalım. Bakın bir olumlu cümle. Artı, eksi ve soru işaretine dikkat edin. Burada herhangi bir özneyi aldım. Ben I örneğini verdim şimdilik. Burası you'da olur, he'de olur, she'de olur, we'de olur fark etmez. Ama yardımcısına dikkat edeceğiz arkasında. Ben tekil bir özne aldım. I, burada görelim. Tekil bir özne aldım ve yanına hemen yardımcı fiil was'ı ekledim. Hemen bakıyorum cümleye. I was, özne ve yardımcı fiil, tamam. Peki arkasına ne gelmiş arkadaşlar? Herhangi bir fiil var mı? Gelmek, gitmek, oynamak, zıplamak gibi herhangi bir fiil var mı? Yok. Durum bildirecek ya bir sıfat olmalı ya da bir isim olmalı dedik. Bakın tired, yorgun bir sıfat gelmiş. I was tired. Ben yorgundum. Çünkü was geçmiş zamanı ifade ediyor, hatırlayın. Ben yorgunum diyemem. Ben yorgundum diyeceğiz. I was tired. Diğerine bakalım olumsuz. Burada da bir çoğul özne aldım örnek. İstediğimiz özneyi alırız ama özne çoğul mu tekil mi dikkat ederek arkasına wasn't veya weren't getireceğiz. Çoğul bir özne olduğu için weren't geliyor. Bakın dikkat edin, arkasında yine bir sıfat veya isim var. Fiil yok. Dolayısıyla durum bildiriyoruz. Herhangi yapılan işlem yok, eylem yok, mekmak yok. Dolayısıyla onlar yorgun değildi şeklinde cümlemizi tamamlamış olduk. Diğerine bakalım. Was he at home? Bakın soru soracağım. Bu sefer de he öznesini örnek aldım. Buradan istediğiniz örneği alabiliyorsunuz. Ama aldığımız öznenin yanındaki yardımcısıyla birlikte kullanacağız. Burası mesela you olsaydı ben bunu were you şeklinde soracaktım. We olsaydı were we, were they olarak soracaktım. Örnek olarak tekil bir özne aldım. Tekil bir öznenin de yardımcısı was olduğuna göre was'ı başa alarak
Was he şeklinde cümleyi tamamladım. Was he at home? Yine dikkat edin, herhangi bir fiil yok. Yapılan eylem yok. Bunun altını çiziyorum. O evde miydi şeklinde ifade edelim. Peki o evde miydi? Onlar evde miydi? Onlar sinemaya, o sinemada mıydı? Onlar hasta mıydı? İyi miydi? Kötü müydü? Mutlu muydu gibi durum bildiren bir soru sorulduğunda arkadaşlar kısa cevaplarımız olacak. Daha doğrusu yardımcı fiille sorulan tüm soru cümleleri hatırlayın, biz yes'li ve no'lu cevaplar vermek zorundaydık. Was he at home? O evde miydi? Evet evdeydi. Hayır evde değildi şeklinde soracağız. Cevap vereceğiz. Başka da bir şey yok. Onun için burası bizim olumlu cümlemiz, cevabımız. Was he at home? O evde miydi? Yes he was. Was he at home? O evde miydi? No he wasn't. Burada da olumsuz cevap, kısa cevaplar verebiliyoruz arkadaşlar. Evet, past tense'imizin isim cümlesi kısmı bundan ibaretti. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde fiil kullanmadık. Fiilin ikinci halleriyle uğraşmadık. Çünkü durum bildiriyoruz adı üstünde. Eylem bildirmiyoruz. Şimdi de gelelim eylem bildiren fiil cümlelerine. Adı üstünde fiil cümlesi arkadaşlar. Artık fiillerle işimiz var. Yardımcı fiil, was, were'lerle işimiz yok. Burası çok önemli. Burayı ayırdık mı zaten sıkıntı olmayacak. Bakın bir örnek yazacağım şuraya. I was, özür dilerim şunu yazmayayım. I was ill. Ne demek bu? Ben hastaydım. Bakın burada herhangi bir fiil yok. Ama bir de fiil cümlesi yazalım. I played tennis. Bakın burada da görüyorsunuz was yardımcı fiili yok. Bu ne demek? Biz bunu dedik ki isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ayırıyoruz. Bakın isim cümlesi adı üstünde bir isim veya sıfat var ama diğerinde ise fiil var arkadaşlar. Bu ayrımı yaptığımız zaman yani neden ben burada I was played demedim? Çünkü past tense'i hepsini birbirine karıştırmış olduk. Ne isim cümlesi kaldı ne fiil cümlesi kaldı. Böyle bir yapı yok. I was bla bla veya I played bla bla şeklinde olacak. Özür diliyorum. Yani I was played diye bir yapı yok İngilizce'de. Dikkat edin. Ya isim cümlesi ya da fiil cümlesi olacak. İkisi yan yana bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu ayrımı anladık mı? Tüm zamanları, mantığını kavramış oluyoruz. Hemen biz bunları zaten bahsetmiştik kısaca 7. ünitede. Yine past tense'in fiil cümlelerini çok daha detaylı bahsetmiştik. Ama şimdi kısa bir tekrar hatırlatma amaçlı yeniden küçük bir şema yaptık sizler için. Onlara şöyle bir bakalım. Arkadaşlar olumlu cümlede görüyorsunuz herhangi bir özne ayrımı yok. Demin ayırmıştık ya I was, you, he was, she was, it was demiştik. Ama bir taraftan da you were, we were, they were demiştik. Çoğul özne, tekil özne ayırmıştık ya. Fiil cümlesi kısmında kesinlikle özne ayrımı yok. Bütün özneler serbest. Hepsiyle birlikte kullanabiliyorum. Yeter ki arkasından fiilin ikinci hali gelsin. I played, you played, he played, she played, Ahmet played, Mehmet played. Çok rahat diyebiliyoruz. Olumsuz yaparken de fiili yeniden, bak burada ed takısı getirmişken burada yeniden fiilin birinci haline döndük. Gördünüz mü? Neden? Çünkü işin içerisine did, didn't girmiş. Bakın did, didn't varsa fiile dokunmayın. İster soruda olsun, ister cevap olumsuz cümlede olsun. Bakın fiiller yalın halde. Görüyorsunuz fiillere dokunmuyoruz. Fiile sadece düz cümlede fiilin ikinci halini ifade ederek dokunacağız. Buna da dikkat edelim. Bu şema gerçekten önemli. Bu resmi aklımızın bir köşesine lütfen kaydedelim. Örneğe bakıyoruz. Olumlu cümlede fiilin ikinci hali, olumsuz ve sorularda fiilin birinci hallerini görüyoruz. Burada didn't'ı özne ile fiilin arasına getirerek I didn't, you didn't, we didn't, he didn't şeklinde fiilin birinci halini yazıyoruz. Diğerinde ise did'i başa getirerek, yardımcı fiillerde did başa geliyordu biliyorsunuz. Did'i başa getirerek did you, did I, did we, did he, did she şeklinde yine fiilin birinci halleriyle soru yapıyoruz. Dediğim gibi 7. ünitede çok daha detaylı past tense'in fiil cümlesi konusu sizden için anlatıldı arkadaşlar. Şimdi öncelikle olumlu cümle yapısı için konuşacak olursak dedik. Açıklamayı da okuyalım. Fiiller regular ve irregular yani düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Bunlardan bahsettik. Oradaki 7. ünitede daha çok bahsettik. Düzenli fiiller sonlarına bazı kurallara göre D, ED veya IED eklerini alıyor arkadaşlar. Bunlar azınlıkta olsa bile en çoğu genellikle ED takısı şeklindedir. Biz sınavlarda öğretmenler olarak sizlerden bunları isteriz. Bunları ezberlemenizi isteriz ama çoğunluğu ED şeklindedir. Bakın hangisine D, hangisine ED, hangisine IED geliyor. Biraz daha detaylandıralım. Burada arkadaşlar sonu E harfiyle biten düzenli fiiller genellikle D alır. Bakın like ve use. Görüyorsunuz E ile bitmiş zaten. Hemen sadece D ekini koyup like, liked, use, used haline döndürebiliyoruz. Ama sesli harf artı Y veya diğer sessiz harflerle biten bütün düzenli fiiller ED takısı alır dedik. Bakın sonu Y ile bitiyor veya diğer harflerle bitiyor. Biz bunların hepsine ED takısını ED olarak yazarak bu işi halletmiş oluyoruz. Bir de sonundan Y harfi düşüp IED haline alan sessiz harf artı Y ile biten düzenli fiillerde fiilin sonundaki Y harfi düşer ve IED alır şeklinde ifade etmişiz. Bakın study çalışmak, cry ağlamak, çalıştı ağladı haline IED eklerini koyarak getiriyoruz. Bir de düzensiz fiillerimiz var. Onlara da bakalım. Düzensiz fiiller ise geçmiş zaman kalıbına dönüşürken tamamen değişebilir. Bazıları tamamen değişiyor. Bazıları da aynı kalabiliyor arkadaşlar. Bunlar ayrıca çalışılıp ezberlenmesi gereken kelimeler. Bu listelerde internetten çok rahat bulabilirsiniz. Birazdan bir kısım düzenli düzensiz fiil şeklini ben de sizlere sunacağım zaten. Eat, yemek, ate haline dönüştü. Birinci hali, ikinci hali. Go, went haline dönüştü. Giderim, gittim. Drink, içerim. Drank, içtim. Hit, vurdum. Hit, yine vurdum. Bakın dikkat edin. Burada da hit, burada da hit. Bazıları tamamen değişiyor, bazıları aynen kalıyor demiştik ya. Alın size bir örnek hit kelimesiyle arkadaşlar. Düzensiz fiiller de bu şekilde. Şimdi şunlardan da bahsedelim. Question words yani cevapları yes veya no olmayan, direkt bilgi isteyen soru kelimeleri, WH question'ları var. Bunları genellikle sizde topladım. Bu ünite içerisinde geçiyor. Anlamlarını hemen bahsedelim. İstediğimiz soruyu zaten sorabiliyoruz. Where, nerede? Veya nereye? Bunu cümleye göre ifade edebiliyoruz. What, ne anlamında? Why, neden? Niçin anlamında? When, ne zaman anlamında? Who, kim anlamında? Which, hangisi? Hangisi? İki seçenekten birini seçerken hangisi anlamında? Whose, kimin anlamında? What time, saat kaçta? Direkt saatini soruyoruz. Saat kaçta anlamında? How, nasıl anlamında? How much ve how many yine sayılabilen sayılamayan eşyalar için kullanılıyor. How much, ne kadar? Miktar soruyoruz, tane değil. Ne kadar ekmek, ne kadar su, ne kadar süt gibi. How many ise sayılabilenler için kaç tane anlamı var. How often, ne sıklıkla? Ne sıklıkla denize gidersin, ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın gibi. How long ise ne kadar süre? Ne kadar süreyle de diyebilirsiniz. Ne kadar süreyle film izliyorsun, ne kadar süreyle ders çalışıyorsun gibi veya çalıştın. Bunların hepsini istediğim zamanlarla cümle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir de past tense'in yani geçmiş zamanın zaman zarflarını, ipuçlarını şöyle bir tekrar edelim arkadaşlar. Bütün geçmişi ifade eden, geçmişe değinen tüm zamanlar bizim zaman zarfımızın ipuçlarıdır. Ago, en önce demek arkadaşlar. Önce. 2 minutes ago, 2 dakika önce. 1 hour ago, 1 saat önce. 6 days ago, 6 gün önce. 4 months ago, 4 ay önce. 10 years ago, 10 yıl önce gibi. Yeter ki ego kelimesi olsun. Ego direkt past tense'in ipucudur. Last ise geçen demek arkadaşlar. Geçen. Geçen akşam, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl gibi
istediğimiz zaman zarfını ifade edebiliriz. Last yine aynı şekilde geçen, en son anlamında. Geçen last summer, geçen yaz şeklinde ifade ediyor. Last winter, geçen kış. Last autumn, geçen sonbahar. Last spring, geçen ilkbahar. En son ilkbaharı kastediyoruz. Ama sonuçta geçmişi ifade eden bir zaman zarfı. Yesterday, tek başına dün demek arkadaşlar. Dün, yesterday, dün demek. Peki, yesterday morning ne olur? Dün sabah. Yesterday afternoon, dün öğleden sonra. Yesterday evening, dün akşam şeklinde ifade edebiliyoruz. Once ve once upon a time, bunlar genelde masal başlangıçlarında olur arkadaşlar. Bir zamanlar demek. Bir zamanlar, yani eskiden, çok çok eskiden anlamı yine geçmişe götürüyor bizi. Bir zamanlar. The day before, önce demek. Tek başına onu söyleyelim. Before, önce. The day before, yani bugünden önce, yani dünü ifade ediyor. The week before, bu haftadan önceki hafta. The month before, bu aydan önceki ay. The year before, bu yıldan önceki yıl. Yani geçen yıl, geçen ay, geçen hafta, dün şeklinde İngilizce'de bu şekilde de söylenebiliyor. Burası ayrıca ekstra bir bilgi olsun sizler için. Evet, devam edelim. Şu düzenli düzensiz fiillerden bahsetmiştim. Düzensiz fiillerin bir kısmını sizler için toparladım arkadaşlar. Daha bu liste çok daha uzatılabilir. Hemen üzerinden geçelim. Begin, başlamak. Begin. Break, anlamlarını zaten görüyorsunuz. Break, kırmak. Broke. Bring, getirmek. Brought, getirdi. Buy, satın alır. Bought, satın aldı. Come, gelir. Came, geldi. Bunları zamanlara göre vurguluyorum. Ona göre dikkat edin. Gelir, geldi. Yapar, yaptı gibi. Cut, keser. Cut, bakın değişmeyen düzensiz fiillerden biri, yine kesti. Do, yapar. Did, yaptı. Drink, içer. Drank, içti. Eat, yer. Ate, yedi. Go, gider. Went, gitti. Give, vermek. Gave, verdi. Leave, ayrılır. Left, ayrıldı. Make, yapar. Made, yaptı. Read, okur. Read, read diye okunuyor aslında. Dikkat edin, yazı olarak değişmiyor ama okunuş olarak değişiyor. Read, read şeklinde. Okur, okudu. Sleep, uyur. Slept, uyudu. Swim, yüzer. Swam, yüzdü. Speak, konuşur. Spoke, konuştu. Take, alır. Took, aldı. Write, yazar. Wrote, yazdı şeklinde. Geniş zaman ve geçmiş zamana göre söylediğim kelimeleri er-ar, geniş zamanda er-ar, geçmiş zamanda did-di'yi vurgulamış olduk böylece. Evet arkadaşlar, past tense konumuz bu kadar. 7 ve 8. üniteleri peş peşe detaylı izlerseniz past tense ile ilgili anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Hem isim hem de fiil cümlesi ayırmayı, isim cümlesinde çoğul tekil özne ayrımı yapmayı, fiil cümlesinde ise herhangi bir ayrım yapmadan cümleyi ikinci halde, fiili ikinci halde yazmanız sizler için yeterli olacak. Bu ünite içerisinde bir de prepositions of place, yani yer bildiren edatları incelemişler, müfredatı almışlar. Sınavlarda geliyor karşımıza. Onları şöyle birer örnekle hızlıca geçelim. In front of, önünde demek arkadaşlar. Herhangi bir şeyin önünde. The ball, yani top, is in front of the box. Top, kutunun önünde. Sıralama bu şekilde olacak. Behind, arkasında demek arkadaşlar. Arkasında. Bakın, köpek çocuğun arkasında, öyle görünüyor. The dog, yani bu köpek, is behind the boy. Köpek çocuğun arkasında. Dikkat edelim. Opposite kısmına bakalım. Opposite, karşısında demek arkadaşlar. Arasında bir mesafe, bir yol, bir tarla, bir uzun bir mesafe olmalı. Opposite, the old house is, eski ev, yeni evin karşısında. Bakın, arasında bir yol var, bir mesafe var, görüyorsunuz. Eski ev, yeni evin karşısında, karşılıklı duruyorlar anlamında
Buraya ortaya her zaman olduğu gibi edatımızı getiriyoruz. Under, altında demek arkadaşlar. Altında. The dog is under the table. Burada köpek masanın altında diyoruz. Dolayısıyla eşyaya bahsederken, yani kimin neyin altında neyin üstünde olduğundan bahsederek önce bulunan eşyayı bahsediyoruz. Köpekten bahsediyoruz. Köpek masanın altında şeklinde cümlemizi tamamlıyoruz arkadaşlar edatta. Geçelim diğer edatlara. Burada da near kelimesi var. Near yanında demek. Bu near ve next to çok karşılaştırılıyor ve karıştırılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Near'da temas yok. Yani yanında olacak. Bakın temas yok. Ama next to'ya bakın. İkisi birbirine böyle sürterek, dokunarak duruyorlar. İkisi de yanında, yakınında, bitişiğinde demek. Ama tek farkı bu. Near'da temas yok. Yanı başında değmeyecek. Ama next to'da hemen yanında, bitişiğinde anlamı var. Tek farkları bu. The chairs are near the table. Sandalyeler masanın yanında. Buraya near'ı yanında olarak koyalım. Next to da yanında demek arkadaşlar. Yanında, hatta bitişiğinde de diyebiliriz. Bitişiğinde, yani bitişiğindeki komşu, yan komşu diyoruz ya, işte o. Ama bizim apartmanlarımız, duvarlarımız bitişik görüyorsunuz. Temas var. Dolayısıyla yan komşuyu near değil, next to olarak söylüyoruz. Next to, the rabbit is next to the cat. Tavşan, kedinin yanında. Bitişiğinde görüyorsunuz birbirine sokulmuşlar. Temas var. Tek farkı da bu zaten. Over ve on. Karıştırılan bir diğer iki edat. Onlardan da bahsedelim. Arkadaşlar over üzerinde demek. Üzerinde. Yani bayağı bir üzerinde ama değmeyecek. Bakın yine temas yok. Yani kediyle, işte burada köpekle kuş birbirine değmiyor ama kuşun köpeğin üzerinde uçtuğunu görüyoruz. The bird is over the dog. Köpeğin üzerinde, üst alanında. Ama dikkat edin, resimde değmiyor. Ama on ise o da üstünde demek arkadaşlar. Üstünde derken dikkat edin, değecek, temas var. Yani burada elma kutunun üstünde diyeceğiz. Üzerinde diyemeyiz. Eğer üzerinde olsaydı elma böyle havada şurada bir yerde olmalıydı. Kutuya değmemeliydi. The apple is on the box. Elma kutunun üstünde. Üzerinde ile üstündeyi lütfen karıştırmayalım. Bu da diğer iki önemli durum. Geçelim diğer son birkaç edatımıza. In içinde demek. Bunu biliyoruz. The dog is içinde yazalım şöyle. The dog is in the box. Köpek kutunun içinde. Between ve among. Bunlar da arkadaşlar karıştırılan bir diğer ikili edatımız. Bunlara da bakalım. Between arasında demek. Among da arasında demek. Peki farkı ne? Farkından bahsedelim. Arkadaşlar between'i kullanacaksak bir ve iki tane eşyanın arasında, daha fazla değil bakın. İki değişik eşyanın, insanın, maddenin, hayvanın vesaire arasında, ortasında bulunuyor olmak demek. The apple is between the boxes. Elma kutuların arasında. Dikkat edin, arasında. İki tane kutu var, bir başka üçüncü, beşinci yok. İki kutunun arasında olduğunu ifade ederken between'den bahsediyoruz. Ama among konusunda, among edatını işlerken dikkat edeceğiz. Etrafında onlarca, yüzlerce, binlerce, bir sürü aynısından olabilir. Bakın burada gülen yüz, bir sürü sarı gülen yüz var ama bir tane de kırmızı gülen yüz var. Dikkat edin, bu durumda arasında, ortasında anlamını biz among zarfıyla, among edatıyla veriyoruz. Dolayısıyla the red ball, kırmızı top is among the yellow balls. Dikkat edin. Kırmızı top sarı topların arasında, ortasında, herhangi bir yerinde anlamında. Aradaki farka bakın arkadaşlar. Between'de iki eşyanın arasında, ortasında olacağız. Ama among kullanıyorsak etrafında onun gibi onlarca, yüzlerce var demek. Tek farklı olarak bir tane kendisinden bahsederken onlarca topun arasında kırmızı top var. Yüzlerce kedinin arasında bir tane köpek var gibi cümleler kurarsak
between ve among ayrımına dikkat edelim. Son, şuradaki örneğe de bakalım. The child is between his parents. Bakın, birinci örneğe bakın. Çocuk annesiyle babasının ortasında. İki kişi var, iki kişinin ortasında. Ama among'a bakın. The girl is among the boys. Kız çocukların, erkek çocukların arasında. Bakın, etrafında bir sürü erkek çocuk var ama ortada bir tane kız var. Dolayısıyla ikisinin farkını buradaki resimden de çok daha detaylı anlayabiliriz. Evet arkadaşlar, konumuz past tense'li ve edatlarımızdı. Onları şöyle bir hallettik. Şöyle sizin için mini bir test hazırladım. Sınavlarda çıkacak şekilde, karşımıza çıkacak şekilde A, B, C, D şeklinde seçeneklerimiz var. Hızlıca şu soru örneklerini de bir görmüş olalım. What did you buy? Bakın, past tense kullandık. Onu da soruyoruz tabii ki. What did you buy from the kiosk? Büfeden ne aldın? I bought a new blah blah blah. Arkadaşlar, görsele dikkat ederek bakıyoruz. Görselde dergiler var. Dolayısıyla I bought a few magazines. Birkaç tane dergi aldım cevabımız olacak. Evet, Hakan'la Ahmet'in konuşmasına bakalım. Nokta nokta were you born? Cevabı in 1997, 1997'de diyor arkadaşlar. Biz ne sormalıyız o zaman? Neden doğdun, ne zaman doğdun, nerede doğdun, nasıl doğdun sorularından uygun olanını verilen cevaba ithafen bir soru kelimesi olmalı. 1997'de diyorsa o zaman when sorusu sorulmalı. When were you born? Ne zaman doğdun? In 1997. Where is the dog? Biraz önce işledik edatlarda. Köpek nerede? It is. Altında olduğunu görüyorsunuz. Under kelimesinin altında olduğunu bilen it is under the table çok da rahat söyleyebilir. Where blah blah you yesterday? I blah blah at home. Arkadaşlar bakın, ilk bir soru cevap var ve ikisinde boşluk var. Uygun olanı bulmaya çalışacağız. Bakın, you, bize verilen ipuçlarına bakın. You çoğul bir özne değil mi? Dolayısıyla şu was ve şu was'ı bir götürelim. Where was you olmaz çünkü. Where were you? Where çoğul özne olduğu için were yardımcısını kullanıyoruz demiştik konu anlatımında. Dolayısıyla seçeneğimizi ikiye indirdik. Öbür özneye bakıyorum. Öteki de arkadaşlar tekil özne. I were demiyorduk biliyorsunuz. I was, he was, she was, it was. Tekil özne grubunda. Dolayısıyla buraya da was gelecek. Bu da ondan dolayı gitti. Cevabımız C seçeneği. Where were you yesterday? Dün neredeydin? I was at home. Dün evdeydim şeklinde. Soru ve cevabımızı yardımcı fiillerle doldurabiliyoruz. Peki geçelim diğer soruya. Who is the blah blah of İstiklal Marşı? İstiklal Marşı'nın blah blahsı kimdir? Arkadaşlar, blah blah dediği, bakıyorum cevapta Mehmet Akif Ersoy var. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın yazarı. Dolayısıyla yukarıda novel, roman, author, yazar, singer, şarkıcı, story, hikaye. Bize hangisini soruyor? Tabii ki İstiklal Marşı'nın yazarı. Author olacak. Which one is false? Hangisi yanlıştır şeklinde bir cevap var, soru var. Bakalım, fiilin birinci ve ikinci hallerini kıyaslamış. Do, did. Doğru, düzensiz bir fiil. Give, gave. Doğru, düzensiz bir fiil. Sonuna ed takısı almayanlara düzensiz diyorduk, hatırlayın. Drink, drink değil arkadaşlar. Drink, drank şeklinde fiilin ikinci halini alır. Call, called, ed takısını alarak düzenli bir fiil olduğunu da bize gösterir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Hemen 7'ye bakalım. Blah blah was the book. It was interesting. Cevaba bakıyoruz. Soruyu tamamlamak için cevaba bakacağız. Cevapta diyor ki it was interesting. Bakın, bir isim cümlesi örneği, görüyor musunuz? İsim ve arkasında bir sıfat var. Fiil yok. Dolayısıyla fiilin olmadığı yerlerde biz was were kullanacaktık özneye göre. Öznemiz tekil. It was interesting. Kitap ilginçti. Peki biz ne sormalıyız? How was the book? Kitap nasıldı? Why was the book? Kitap nedendi? Who was the book? Kitap kimdi? Which was the book? Kitap hangisiydi? Cevabımız kitap ilginçti sorusu. Dolayısıyla biz kitap nasıldı diye soracağız. Cevabımız ilginçti olsun. Hemen bakalım diğerine arkadaşlar. Diğerinde de I met a famous blah blah yesterday. Dün ünlü biriyle tanıştım. Ünlü bir şeyle tanıştım. Bakalım neymiş.
I met a famous magazine. Ünlü bir dergiyle tanıştım. Ünlü bir ödünç almayla tanıştım. Ünlü bir elektronik kitapla tanıştım. Ünlü bir yazarla tanıştım. Hangisi mantıklı? Cevabımız D seçeneği. Tabii ki bu kelimeleri bilme şartımız var. Videonun başındaki kelimeleri lütfen detaylı ve güzel bir şekilde öğrenmeye çalışın. Bakın sınavlarda şurada burada karşımıza çıkıyor ve kolayca yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi Rüzgar'la Hakan konuşmuş. Tabii ki soruyu iyice anlayacağız. Cevabı ona göre bulacağız. Why was he in the library last week? Geçen hafta neden kütüphanedeydi? O neden kütüphanedeydi? Sebebini bulacağız. He buy a dictionary. Buy olmaz. Bitti. He bought dese anlayacağız. Ama kütüphanede arkadaşlar ne yapılır? Kitap okunur, ders çalışılır vesaire. Yani sözlük satın alınmaz. Dolayısıyla gitti. I borrowed a book. Ben bir kitap satın aldım. Ama ben o diye söylüyorum. Benim bir başkasından bahsediyorum. O neden kütüphanede? Sen neden kütüphanedesin diye sormuyorum. Bakın burada B ve C seçeneği birbirine yakın. Dolayısıyla I'dan dolayı bu da olmadı. I went to the school canteen for lunch. Okul kantinine öğle yemeği için gittim. Alakasız bir cevap. He borrowed a book. O bir kitap ödünç aldı. Neden kütüphanedeydi? O bir ödünç kitap aldı şeklinde cevabımızı verebiliriz. Hemen bakalım ona. I have many books and I like reading. Benim bir sürü kitabım var ve ben kitap okumayı severim. I read two books every day. Her gün iki kitap okurum. Dolayısıyla ben neyim arkadaşlar? I am a real bla bla. Ben gerçekten nokta noktayım. Bakalım nokta noktaya ne gelecek. Bookshelf kitap rafı. Bookworm kitap kurdu. E-book elektronik kitap. Book normal kitap. Ben gerçekten neyim bunlar arasında? Tabii ki bir kitap kurduyum. Her gün iki kitap okuyorum. Bir sürü kitabım var falan. Yani dolayısıyla tam bir kitap kurdu olduğumu sizlere açıklamış oluyoruz C seçeneğiyle. Boşlukları doğru seçeneklerle doldurun. Arkadaşlar bakın parantez içerisinde bir B görüyorsanız bu zamanına göre was veya were olacak. Dikkat edin özneye göre biz was, were, am, is, are bunların hepsine to be yardımcı fiilleri diyoruz. Tabii ki bizim past tense'deki yardımcı fiilimiz was veya were olduğu için hemen onları inceleyeceğiz. Buraya dikkat edelim. Ama tabii ki diğer ipucumuz ne? Öznemiz. Öznemiz çoğul mu tekil mi ona bakalım. He tekil bir özne. Dolayısıyla tekil bir özne were ile kullanılamaz, been ile kullanılamaz. Past tense'de been diye zaten bir yardımcı fiil yok. Bakın %50'ye indirdik şansımızı. Hemen diğerine bakalım. Diğerinde de dikkat edin see. Bir fiil var. See'nin ikinci halinin saw olduğunu biliyor olmamız lazım. Ezberlememiş olmamız lazım ki buradaki cümleyi çok rahat dolduralım. Dolayısıyla ne çıktı ortaya arkadaşlar? Birinci kısmı he was. Öbür kısmı ise see'nin ikinci hali olan saw kelimesiyle dolduruyoruz. Was ve saw seçeneği C seçeneğinde olacak. Dikkat edelim. Burada şıklar birbirine çünkü çok yakın. Evet son birkaç sorumuzu da çözelim. Hasan'la Hüseyin konuşuyorlar arkadaşlar. Bla bla were you last winter? Geçen kış neredeydin gibi bir soru var. Cevaba bakın. I was in Erzurum. Erzurum'daydım. Bakın yine bir fiil cümlesi değil. Yardımcı fiille yapılmış. Dolayısıyla were you bizim için uygun olan soru cevabı. Were you last winter? I was in Erzurum. 13'e bakıyoruz. Hangi seçenek boşluğa gelemez? Bakalım. The bird is... Özür diliyorum. There is one bird. Bir tane kuş var. Bla bla the chair. Sandalyenin altında, üstünde, sağında, solunda öğrendiğimiz edatlardan hangisi gelemez diyor. Sırayla yerine koyalım. The bird is on the chair. Sandalyenin üstünde olabilir mi? Olabilir. The bird, özür diliyorum. There is a bird behind the chair. Sandalyenin arkasında olabilir mi? Olabilir. There is a one bird in front of the chair. Sandalyenin önünde olabilir mi? Olabilir. Ama there is one bird between the chair olmaz arkadaşlar. Ne demiştik? Between olabilmesi için iki tane sandalye olması lazım. İki sandalyenin ortasında olabilir. Onda sıkıntı yok. Ama burada bir sandalye var diyor. Bak the chair diyor. Chairs. S takısı yok. Dolayısıyla B seçeneği buradaki boşluğa gelemez.
Where did you find the money? Parayı nerede buldun? Bakın where, nerede buldun? I blah blah eat on the street. Sokakta, caddede buldum. Peki buldum derken biz olumlu cümle yapacağız. Dikkat edin, olumlu cümlede fiile dokunuyorduk, fiilin ikinci haline getiriyorduk. Olumsuz ve soruda fiile dokunmuyorduk, hatırlayın. Dolayısıyla find fiilinin ikinci halini bulacağız. A değil. Bu bir düzensiz fiil olduğu için finded da değil. Finding, ing takısı zaten past tense'de kullanılmaz. Dolayısıyla found, find, found şeklinde birinci ve ikinci hallerini öğrenmiştik. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, son sorumuza bakalım. What time? What time dediği zaman biraz önce açıklamıştığım saat kaçta demek. What time did you sleep last night? Dün akşam saat kaçta uyudun? I blah blah at 10 o'clock. Bakın saat 10'da uyudum diyeceğiz. Uyudum, sleep birinci hali olmaz. Yine düz olumlu bir cümle kullanıyoruz. Aynen yukarıdaki mantık. Fiilin ikinci halini kullanacağız. ING zaten bu zamanda yok. Sleep kelimesi arkadaşlar sleep, slept şeklinde olan düzensiz bir fiildir. Cevabımız B seçeneğidir. Yani bu ve bu sizi yanıltabilir. Bu tamamen ezbere dayalı bir şey. Sleeped diye bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Bu videomuzun da bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarımıza daha kolay ulaşabilmek için lütfen özel öğretmen kanalımızda kalıp arkadaşlarınıza da bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Sınavlarınızda gerçekten başarılar diliyorum. Bütün bu anlattıklarımız sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar. Lütfen olumlu, güzel notlarınızı, haberlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar, hoşça kalın. Ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.